124. konserine hoş geldiniz. Bravo! Biz 5 yıl önce 4 öğrencimizle çalışmalarımıza başladık. Gönüllü eğitimcilerimiz eşliğinde bugün sayımız 40 öğrenciye ulaştı. Öğrencilerimiz şu an okullarında çalışıyor. Bu yüzden tam kadro karşınızda değiliz. Ama akşam konserlerimizde, özellikle İzmir konserlerimizde tam kadro olarak bizleri izleyebilirsiniz. Otizmli çocuklara ve gençlere olanak verildiğinde neler yapabileceklerini göstermek, onları müzik aracılığıyla bir araya getirmek, evden çıkmalarına olanak sağlamak, sosyalleşmelerine katkıda bulunmak. Bu amaçla yaptığımız çalışmalar, konserler hepsi bir farkındalığa hizmet ediyor. Türkiye'nin birçok şehrinde geziyoruz, konserler veriyoruz, bu farkındalığa katkıda bulunalım ve daha çok otizmli çocuğun ve gencin hayatına dokunalım istiyoruz. Umarım amacımıza ulaşırız. İZOT 2017 yılından itibaren yurt dışı konserlerine de başladı. Kültür Bakanlığımızın destekleriyle de Macaristan ve Avusturya'da bir dizi konserler gerçekleştirdik. Umarım bu sayı daha da artacak ve biz de hedefimize, amacımıza ulaşacağız. Bir devlet korosu olmak istiyoruz. Bu konudaki girişimlerimiz ve isteklerimiz de sürüyor. İyi seyirler. Teşekkür ederim.
teşekkür ederiz. Biz geçtiğimiz yıl İzot Mini grubumuzu da kurduk. Çünkü İzot'ta gelişmenin, sosyal gelişmenin, çocukların eğitim hayatına katkılarını çok fazlasıyla gördük. Ve geçtiğimiz yılda İzot Mini grubumuzu kurduk. Burada da okul öncesi dönemdeki otizmli çocuklarımıza çalışmalarımız sürüyor. Amacımız onlar kaynaştırma öğrencisi olarak eğitim hayatlarına devam ettiklerinde süreçleri daha iyi geçirsinler. Birlikte iş yapmaya, birlikte çalışmaya daha kolay adapte olsunlar istiyoruz. Onlar da umarım yakın zamanda sizlerle sahne alırlar. Ben bir teşekkür olacak Bornova Belediye'mize. Biz gelecek hafta Alanya'da düzenlenecek, merkezi Kanada olan Vancouver'da her yıl düzenlenen Dünya Otizm Festivali'nin bu yıl Alanya'da bir etkinliği düzenlenecek. Ve Bornova Belediye'mizde bizim piyanist öğrencimiz Kaan'ın sponsoru olarak o festivalde yer almasını sağladı. Öncelikle belediye başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kaan oradaki sergileyeceği performansı sizlerle de paylaşacak. Bu arada Kaan 2017 yılında Vancouver'da gerçekleşen, Kanada'nın Vancouver şehrinde gerçekleşen Anka Dünya Otizm Festivali'nde 18 yaş altı kategorisinde dünya ikincisi oldu.
sensizliği çoğunluyor olmayacak ama darbeler yesen de değil yar umrumda bırakma. Kapımda köleyim umrumda öleyim iste bu canımı sana bak vereyim. Sen ve ben mutlu sensiz değilim bırakma. Canıma canımı ben veririm. Bunda sen bilir. Bunda ölürüm değil kederim. Sözümden dönmem yar. Sağı çekerim onu kederim. Başkasına seni vermem yar. Sen benimsin bunu bilir. Dünya sen kalbimin sözü, yanan kalbimin sesisi. Soğuksuz bedenin nefesi, görmeyen gözümün rengisi. Olur da bir gün ölürsem, şunu bil. Tabutun içinde ben, bedenimin üstünde kefen. Benim içinde de sen olacaksın bir tanem. Sen canıma canım ben veririm. Bunu sen bil ya. Burada ölümün kederi. Sözümden dönmem yar. Silahı çekerim bunun kederim. Başkasına seni vermem yar. Sen benimsin bunu bil. Dünya ne yazar? Canıma canını ben veririm. Buna sen bir yar. Bunda ölüm değil kederim. Sözümden dönmem yar. Sağı çekerim bu kederim. Başkasına seni vermem yar. Sen benimsin bunu bil. Dünya ne yazar? Boş yer buldum. Thank you.
Lütfen otizm tanısı almış çocuklarımız, gençlerimiz, tanıdıklarımız varsa lütfen yönlendirin derneğimizi. Çünkü birlikten kuvvet doğar. O insanlar, o aileler, anneler yalnız kalmasınlar. Bizi İzot olarak sosyal medya hesaplarımızdan İzmir İzot olarak da takip edebilirsiniz. Konser haberlerimizi, biz de çıkardıkları haberleri basından da görebilirsiniz. Teşekkür ederim.